Değerli katılımcılarımız, sizleri öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, toplum liderimiz Doktor Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, ebediyete intikal etmiş eğitimcilerimiz ve şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımız için davet ediyoruz. Yardımcım, Sayın Mausa Deniz Komutanım, Sayın Dekanlar, Dekan Yardımcılarım, Sayın Müdür, Bölüm Başkanım, değerli katılımcılar, meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli medya çalışanları. Sizlere fakültemizin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Türkiye Ortopedik Protez ve Ortezciler Derneği İşbirliği ile birlikte düzenlediğimiz 2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumuna hoş geldiniz demekten son derece mutluyum ve gururluyum. Değerli katılımcılar, 2010 yılında fakültemiz bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Protez Ortez Biyomekanik Merkezimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk olma özelliğiyle kurulduğu günden bu yana eğitim, uygulama ve araştırma alanlarındaki misyonlarını yerine getirmeye devam etmektedir. Ampute bireyler için protez uygulamaları, ayak problemleri için kişiye özel tabanlık uygulamaları, yine skolyoz tedavisinde korse uygulamaları, ayakta durma ve yürüme cihazları ve daha birçok uygulamanın üretim ve rehabilitasyonu aşamalarında uzman protez ortez teknikerlerimiz ve fizyoterapistlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Sağlık Bakanlığı ile devam eden protokol kapsamında da hastaların protez ve ortez ihtiyaçları kendilerinin bir ücret ödemesine gerek kalmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizde bu ihtiyacı karşılar duruma gelmiştir. Günaydın sayın hocalarım, değerli katılımcılar ve sevgili öğrenciler. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyuz. Mehtap hocama çok teşekkür ediyorum. Bunu birkaç yıl önce de konuşmuştuk. Şimdi gerçekleştiğini görmek çok büyük mutluluk verici. Ottobock 1919 yılında Almanya'da kuruldu. Şu anda dünyada 59 ülkede kendi yerinde hizmet vermekte. Dünyada 140 ülkede de partnerlerimiz aracılığıyla hizmet vermekteyiz. Türkiye'de 1999 yılında kurulduk. Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te hizmet lokasyonlarımız var. Burada kendilerimizle hizmet veriyoruz. Ottobock diyabet konsepti geliştirdi yaklaşık 3 yıl kadar önce. Ottobock diyabet konsepti geliştirirken tabii diyabetik ayak konsepti, daha spesifik olarak diyabetik ayak konseptini geliştirdi. Bu konseptte diyabetik ayağın oluşumunun önlenmesi, oluşumu eğer önlenemezse tedavi süreci, oluşan yaraların iyileştirilmesi ve eğer durum daha kötüye giderse amputasyon oluşması sonucunda da bu oluşan amputasyonun tedavisi, uygun ürünlerin, hizmetlerin, protezlerin uygulanması ve kullanıcının hayat kalitesinin arttırılması, hayatına devam etmesini hedefleyen bir konsept. Herkese günaydın. Türkiye Ortopedik Protez Ortezciler Derneği Başkanı Sabri Şahin Bey'in ellerinde olmayan nedenlerle katılmamasından dolayı sizlere özür selamlarını iletiyorum. Öncelikle Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörümüze, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanımıza, özellikle Sayın Profesör Doktor Mehtap Malkoç hocama, Sayın Yardımcı Doçent Yasin Nurt hocama böyle bir program hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Yine Türkiye Ortopedik Protez Ortezciler Derneği olarak Türkiye'den adada özellikle Sağlık Bilimleri Fakültesi Biyomekanik Protez Ortez Laboratuvarı'nın Kıbrıs'ta büyük işler başardığını gerçekten seyrediyoruz ve mutlu oluyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum kendi meslektaşlarım adına. Diyabetik ayak, diyabetin en önemli konularından bir tanesi.
ve diyabet gibi insan hayatını çok yönlü etkileyen ve komplikasyonlarıyla hem sağlık sistemlerine, toplumlara, finansal ve de aynı zamanda psikolojik, maddi manevi önemli bir yük getiren sağlık sorununun en önemli kısımlarından biri bence. Biraz önceki konuşmacılardan bir arkadaşımızın değindiği gibi de son yıllarda hak ettiği yeri almaya başlıyor. Ben de bugünkü konuşmamda sizlere diyabetin genel bakış açısıyla başlangıç bulgularıyla birlikte diyabetik ayak sürecini ve nasıl diyabetik ayağın önemli hale geldiğini, nasıl bir multidisipliner yaklaşım gerektiğini, bu konudaki zorluklarımız nelerdir, ne yapabiliriz onlardan bahsedeceğim. Diyabet bildiğimiz gibi insülin hormonunun eksikliği, etkisizliği ve insülin hormonuna karşı oluşan direnç nedeniyle kan glikozunun ayarlanamaması ve buna bağlı olarak hiperglisemik seyreden bir durum. Çok karmaşık ama çok yönlü bütün organlarımızı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Şeker yüksekliği akut ve kronik komplikasyonların oluşmasında önemli rol oynamaktadır diyabette. Akut komplikasyonlar diyabetin hızlı ortaya çıkan, çözümü daha hızlı elde edilen komplikasyonlarıdır.